Arkadaşlar, kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün yeni videomda sizlerle Ronaldo'nun transferi üzerine konuşacağız. Bugün Ronaldo'nun transferi üzerine bir değerlendirme yapacağız. Çünkü Ronaldo'nun transferi çok konuşuldu. Futboldan anlayan anlamayan herkesin konuştuğu bir konu oldu. Evet, Ronaldo transfer oldu. Öncelikle Ronaldo'nun transferi hayırlı olsun diyelim. Kendisini tebrik ediyorum. İyi bir paraya gitti. Ronaldo'nun transferine Ronaldo'yu tanımayan herkes yorum yaptı. Evet, Ronaldo ismini futbolla ilgisi olmayanların bile duyduğu bir isim, tanıdığı bir isim. Ronaldo'yu birçok kişi biliyor. Çünkü Messi ile çok kıyaslanıyor. Yani dün futbol tarihinin, şu anki futbol tarihinin en önemli iki oyuncusundan biri Cristiano Ronaldo. Portekiz'de Dünya Kupası'nda da çok fazla kişi, Dünya Kupası'nda çok fazla kişi Ronaldo'ya üzülürken o Ronaldo'ya üzülen kişiler şu anda Ronaldo'dan belki de nefret etmeye başladılar. Neden? Transferinden dolayı. Yani ben şuna anlam veremiyorum. Yani Ronaldo transfer oldu. Herkes kızıyor. Ben kızmıyorum. Ben Ronaldo'nun transferine olumlu yönde bakanlardanım. Yani olumlu yönde bakan var mı? Onu da bilmiyorum ama yani futbol camiası içerisinde olan kişiler de Ronaldo'ya kızdılar. Futbolu izleyenler de kızdılar. Futbolu anlamayanlar da kızdılar. Hani Ronaldo'yu çok kişi tanıyor. Yani belki de futbolla ilgilenmeyin. Ronaldo'yu tanımayan yok. Yani Ronaldo'yu tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ronaldo'nun yaşını da biliyorsunuz. Ronaldo'nun futbolda son dönemlerine geldiğini de biliyorsunuz. Artık bu saatten sonra kariyer yapmayacağını, hatta yapmayacağını değil, yapamayacağını da biliyorsunuz. Hani istese yapar mı? Kariyerine yeni güzel takımlar ekleyebilir mi? Ekleyebilir ama artık yaşı bitiyor. Yani belli bir yaştan sonra biraz daha sakinlikten de oynamak istemesi de Ronaldo'nun bence gayet normal ve doğal. Yani insanlar yaşlandıkça siz ne kadar yetenekli futbolcu olursanız olun, belli bir yaştan sonra mental yorgunluk da başlıyor. Mental çöküş de başlıyor futbolcularda. Yani bu yaşa kadar birçok sakatlıklar geçirdiler. Artık yaşlandılar, yoruluyorlar, koşarken yorulabiliyor. O yüzden arkadaşlar verdiği kararı ben doğru buluyorum ve destekliyorum. Çünkü Ronaldo bu kararla ilgili açıklamalarda da bulundu arkadaşlar. Ne dedim? Bu kararı kendisi için vermediğini söylüyor. Çocuğu ve ailesi için verdiğini söylüyor. Evet, Ronaldo'nun da bir ailesi var. Ronaldo'nun da bir çocuğu var. Ailesinin ve çocuğunun geleceğini düşünmek zorunda. Bunu düşünmek zorunda olduğu için de zaten bu kararı verdiğini söylüyor. Ve gittiği takımda, gittiği ülkenin kötü bir takımı değil. Hani şunu anlarım. Kötü bir takıma gitmiş olsa belki verilen tepkileri bir nebze olsa anlayabileceğim. Ama Ronaldo'nun gidişi birçok kişi tarafından tepki aldı ama Ronaldo kötü bir takıma gitmedi. Gittiği ülkenin en iyi takımlarından birine gitti. Talisca ve Abubakar gibi kaliteli iki oyuncuyla birlikte o takım uçacaktır. Ronaldo hangi takıma giderse gitsin bugüne kadar gittiği bütün takımlara çok büyük şeyler kattı. Bütün takımlarda sevildi. Bütün takımlarda gol attı, goller attı. Goller attırdı. Gerek güzel frikiklerini izledik, gerek güzel penaltı gollerini izledik, gerek o havada asılı kaldığı kafa vuruşu gollerini izledik. Yeri geldi güldü, yeri geldi ağladı. Portekiz'de son Dünya Kupası'nda yaşadığı üzüntüyü biliyorsunuz. Hepimizin içi parçalandı, hepimiz üzüldük. Ve birçok kişi şunu da dedi, Ronaldo kupayı almalıydı. Çok üzüldüm, kupayı alamadı, o ağlayışına çok üzüldük. Evet, Ronaldo'nun birçok kişi tarafından, Messi'den ayıran tarafı da şuydu. Ronaldo'nun saha içerisinde yaptığı hal ve tavırlar. Hani Messi'yi biraz daha böyle kaba bulan insanlar vardı. Ronaldo'nun insanlara yaptığı yardımlar da ön plana çıktıktan sonra birçok kişi Ronaldo'nun duruşunu da sevdiği için Ronaldo'yu seviyorlardı. Ronaldo'nun yakışıklı olması, Ronaldo'nun kaslı olması, Ronaldo'nun yetenekli oynaması, Ronaldo'nun saha dışındaki yaptığı hal ve tavırlar da Ronaldo'nun sevilmesini sağladı. Ronaldo'nun kariyeri zaten çok büyük bir kariyer. Kariyeri geniş olan bir futbolcu. Her gittiği takımda çok iyi işler yaptı. Belki de Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmediği için, Türkiye'de oynamadığı için de Ronaldo'ya kazananlar var. Ama Ronaldo istese Türkiye'de oynayamazdı. Çünkü Ronaldo'nun bonservisini ödeyebilecek bir takım yok. Ya bu sadece bonservisini ödemekle de bitmiyor. Ronaldo'nun burada alacağı bir maaş ücreti var. Artı belki alacağı bir imza parası var. Futbolcular bir de imza parası diye bir şey alıyor. Hani biz bunları ödeyebilecek güçte bir takım, güçte bir lig değiliz. Ve bunları karşılayabilecek takımımız yok.
Hani Beşiktaş'tan, Fener'den, Galatasaray'dan, Trabzon'da birleşse bile, dördü bile birleşse belki ödeyemeyecek. O yüzden Ronaldo'nun Türkiye'ye gelmemesi gayet normal. O da maddi açıdan dolayı arkadaşlar. Hani Ronaldo bizim ülkemize belki gelebilir. Çünkü bizim ülkemizde ne yıldızlar ne yıldızlar geldi. Ronaldo da gelirse şaşırmazdım ama maddiyat açısından maliyetli olduğu için gelmedi. Şimdi Ronaldo'ya kızanlar eğer futbolcu olsalardı, Ronaldo'nun yerinde olsalardı, hadi bırak Ronaldo'nun yerinde olmayı. Siz bir futbolcusunuz, belli başlı bir yeteneğiniz var. Ronaldo'nun aldığı paranın yarısı bir teklif gelse Arabistan'dan, siz de uça gidersiniz. Hani size bir teklif gelse düşünmezsiniz. Çünkü para her şey. Yani futbolcular da bedava oynamıyor. Hani spor yapıyor, ülkesine milli takımında oynuyor, ülkesine katkı sağlıyor ama bu futbolcular da bunun bedelini ağır ödüyorlar. Yaşadığı bir sakatlık belki de hayatını karartabiliyor. Ayağının kırılması, kafatasının kırılması, kolunun kırılması gibi ciddi ciddi ağır sakatlıklar yaşayabilme riskiyle karşı kalıyorlar. Bunun karşılığında bunun bedelini almayacaklar mı? İlla kalacaklar. Bunun bedeli de ağır, ucuz olmayacak. Tabii ki maddi açıdan yüksek olacak bunun bedeli. Ronaldo bitti. Bol şans dilemekten başka yapacağımız bir şey yok. Neden kızıyorsunuz veya neden kızmışlar? Neden kızma gereği duydunuz? Hani ben bunu da anlamış değilim arkadaşlar. Anlayabilmiş de değilim. Hani sizler Ronaldo'nun yerinde olsanız gitmez misiniz? Uçuşa gidersiniz. Direkt balıklama atlayıp gidiyorum dersiniz. Yani Ronaldo'nun aldığı parayı duysanız dudağınız uçuklar. Yani aldığı para da az bir para değil yani. Ucuz bir para da değil. Hani çocuğuna güzel bir gelecek sunabilmek için, güzel eğitim verebilmek için, güzel hani çocuğu hastalandığında en iyi sağlık hizmetlerini ayarlandırabilmesi için, en iyi sosyal hizmetleri sağlayabilmesi için, en iyi okullarda okutabilmesi için, en iyi gelişimi sağlayabilmesi için de güzel para kazanması gerekiyordu. Ve gelen teklif de gerçekten bunları karşılayabilecek güçlü bir teklifti. O yüzden kabul etti. Ve Ronaldo bu gittiği takımda da sevilecek ve bu gittiği takımda da çok iyi işler yapacak. Gerek goller attırarak. Hem asist yaparak hem de gol atarak bu takıma çok büyük katkılar sağlayacak. Ve o bildiğimiz klasik gol sevincini de maçlardan sonra yapacak. Ya Ronaldo buradan sonra artık nereye gider orasını bilemem. Yine Arap takımlarına mı gider, Arap liglerine mi gider, yoksa Asya liglerine mi kayar, yoksa Amerika liglerine mi kayar, yoksa Avrupa'ya geri gelip orada mı oynar, yoksa Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma mı gider, bunu bize zaman gösterecek. Ama ben Ronaldo'nun gittiği takımı destekliyorum. Çünkü para her şeyin önüne geçiyor. O yüzden arkadaşlar. Yani belki de Ronaldo'ya teklifler geldi ama gelen teklifler Ronaldo'yu tatmin etmemiş olabilir. Ronaldo'nun parayı düşünmesi normal bir şey. Siz bir işe giderken parayı düşünüyorsunuz veya bir ürün alırken ucuz mu pahalı mı diye bakıyorsunuz veya bir ürün satarken en pahalısından yani mesela 5 fazla vereni satıyorsunuz, 10 fazla vereni satıyorsunuz. Mesela örnek bir cep telefonu satıyorsunuz. 1000 lira verdi biri. Öteki tarafta adam 1010 lira verdi. 1000 lira vereni bırakıp 1010 lira verene gidiyorsunuz. Ona satıyorsunuz. Ya bu da aynı şey arkadaşlar. Ronaldo'nun parayı seçmesi gayet normal ve doğal. Hani Messi bile yapmadı diyenler var. Yani Messi şu anda olduğu takımdan memnun. Hani Messi de oynadığı takımda bedava oynamıyor. Çok ucuz bir parayı oynamıyor. Çok düşük bir miktarlarda oynamıyor. Messi de oradan belli bir para alıyor. Belki de Messi'nin Paris Saint Germain'de aldığı parayı verebilecek bir takım yok. O yüzden gitmedi. Yani Ronaldo yazık etti kendini diyenler var. Hiç de yazık etmedi. Yapması gerekeni yaptı. Bitti. Yani olaya hani bizler buradan sadece tepki veriyoruz. Niye gittin? Ya aynı durumda siz olsanız gider miydiniz? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Aynı durumda ben olsam giderdim. Çünkü kariyerini bitirmiş bir futbolcu. Hani bu 20'li yaşlarda genç bir futbolcu değil. Genç kariyer yapacak bir futbolcu da değil. Artık 30'lu yaşlarına gelmiş. Hatta 30'lu yaşlarına geçmiş. 40'lı yaşlarına giden belli bir yaşı geçmiş bir futbolcu Ronaldo. Artık bu saatten sonra Ronaldo'nun kariyere değil paraya bakması gerekiyor. Ve kariyere bakmayıp paraya da bakması gayet normal ve doğal olduğunu düşünüyorum. Sizler Ronaldo için ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani benim Ronaldo ile ilgili görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Ben Ronaldo'nun aldığı bu kararda saygı duyuyorum ve doğru buluyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Bugün de sizlerle Ronaldo'nun transferi üzerine konuştuk. Sizlerin de düşüncelerini bekliyorum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmeseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.